Bu bir yumukbank olmasını istiyordum bu arada ya. Ne yaptım da ne yaptım ne? Oha. Bayağı ithal çikolata gibi hatırlıyorum ben bunu, değil mi? Sincan Ankara diyor ya. Böyle ittiriyorsunuz. Pıt. Bir de şöyle Monster'ın beyaz olanı. Yitiyor kalbime her mevsim. Işık çok kötü. Neyse. Siz bu kanalda neler gördünüz? Bu ne ki? 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok gıcırdamıyor değil mi bu sefer? Neyse, en azından pırs sesi geliyormuş gibi olmuyor bence. Bu iyi bir şey. Çünkü yani her videoda açıklama yapıyorum burada çekim yaptığım zaman. Bakın arkadaşlar, koltuktan geliyor ses diye. Aşağı yine osurmuşsun, pırtlamışsın yorumları geliyor. Pırtlamadım. Ha, pırtlıyorum tabii ki arkadaşlar. Ben bir unicorn değilim. Kakan pembe değil ama kamera karşısında pırtlamamayı tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Bugün dolar kuruna rağmen yine bütçeli bir içerikle geldim. Daha sık video atmaya başladığımın farkındasınız ve çok teşekkür ederim. Gerçekten destek oluyorsunuz. Son bir yıldaki kanal büyümesi neredeyse son 1,5 ayda gerçekleşti ve çok 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 teşekkür ederim. Teşekkür etmesini de biliyorum bakın. Hatta daha sık içerik üretiyorum. Yine de bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like dilenciliğim her zaman devam edecektir. Özellikle de para harcadığım videolarda. Niyeyse sanki netlemiyormuş gibi geliyor. Arkadaşlar netliyor değil mi? Sanki arkadaki buzdolabını netliyor gibi geliyor bana. Doğru mu? Yılbaşı sepetini Migros'tan aldım. Macro Center'da da tıpatıp aynısı var. En büyük olanını aldım. Yılbaşı butik ahşap kasa olarak geçiyor ve kasanın içinde toplamda 277 liralık ürün varmış. Ve bize bu 154 liraya geliyormuş. Ayrıca ben de online siparişle böyle favorim olan bazı şeyleri seçtim ve 154 lira 90 kuruşluk kendimce bir bütçe hazırladım. Bir de benim versiyonumu göreceksiniz. Yani bir indirim vesaire olmadanki versiyonu göreceksiniz. Bu video sponsorlu değildir. Üç, iki, bir. İlk olarak şöyle bir cips çıktı. Ruffles. Zaten yılbaşı paketlerinde de, hatta Ramazan paketlerinde bile yani her şeyde bir cips olmalı. Şöyle. Standart mı peki? 107 gramlıkmış. Normalde kaç gramlık oluyor paketler? Çünkü bazen böyle özel günlere çıkan paketlerde ekstra küçük gramaj koyuyorlar. Bakalım şuna. Ruffles. Cips. Doğru. 107 grammış. Bundan bir parça alsam ne olur? Bence bunu kıvırsak bozulmaz ki cips. Bozulur mu? Bozulmaz bence. Bu video mukbang olmasını istiyordum bu arada ya. Taco. Bunu çok canım çekmedi. Ama yine de bir tadına bakabiliriz bence. Bir de son olarak cipslerden şöyle Lay's fırında çıktı. Bu da güzel. Neden? Çünkü diyette olan insanlar da genellikle yılbaşı gecesi bir kendini salma durumuna geçiyor. Öyle bir durumda da %50 daha az yağlı vesaire cırt cırt diye. Kaşar peyniri ve ızgara soğan tadındaymış. Izgara soğan tadındaymış. Bayağı peynirli cips kokuyor. Anladınız değil mi? Oha. Şimdi bu daha az kalorili mi? Lan bu bayağı iyi. Bunu alın bak. Les bu beni. Kaşar peyniri ve ızgara soğan tadında olanı. Güzel. İçeceklerle devam ediyorum. Bir tane Schweppes tonik çıktı. Bu direkt tonik değil mi? Evet. Ay, hatırlıyor musunuz koronanın başında? Bunun içinde işte kinin varmış da. Kinin sıtma tedavisinde kullanılıyormuş da işte korona ilacının içinde de kinin varmış da. Saçma sapan yani, günde bundan bir kasa mı içeceksin abi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Schweppes yoktu hiçbir yerde, biliyor musunuz? Herkes gidip Schweppes tonik almıştı. Hatta bir markette ikinciyi almak yasaktı yani. Hani o kadar abartmışlardı almayı. Kolonya, dezenfektan, maske ve Schweppes. Hatırlıyor musunuz o dönemi? İleride bu zamanları anlatacağız ya, şaka gibi yani. Korona diye bir virüs çıkmıştı. Bütün dünyayı ele geçirmişti ve biz Schweppes içiyorduk. Şöyle bir tane soda çıktı Damla markasının. Ben hiç Damla markasının sodasını içmedim diye hatırlıyorum. Benim favori markam şeydir. Favori markasını da hatırlamaya çalışan ama adı garip ya şu. Abi ne yapmış olabilirim ben? Ne yaptım da ne yaptım ne? Dışarı çıkacaktım ben, bu videoyu editleyecektim ya. Bugün pazar günü ve bugün çekip videoyu yayınlıyorum. Pazar günü yetişir mi bilmiyorum yani. Sert yani, hani böyle karbondioksit sodalardan. Güzel.
Yani yine çok kötü değil. Frükogazoz. Bunu açmayacağım. Gazı kaçma. Sodanın gazı kaçacak. Ay ben bunları yılbaşında yiyeceğimizi düşünüyorum da yani. O zamana kadar. Bunu da Churchill yaparız zaten. Biter bu. Şöyle gazozumuz var. Ben bir de gazozlara limon sıkmayı çok seviyorum. Yani bütün işte Fanta'ya, Sprite'a, Kola'ya hatta. İçinden bir de şöyle Cola Zero çıktı. Fark ettiniz mi? Artık sıfır şeker adıyla geçiyor. Hani Zero sanki Coca-Cola markasının önüne geçmeye başladı ve bunun önünü almaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Bunun içine de yarım limon sıkıyorum neredeyse bir bardağa ve efsane oluyor. Deneyin. Bir tane karışık meyve suyu koymuşlar. Çok riske girmek istememişler. Çünkü vişne suyunu koysalar ya da işte şeftali, portakal neyse çok beğenen olmaz. Ama insanların %90'ı karışık meyve suyunu okeyleyebiliyor. Yani mesela benim favorim portakal suyudur ama karışık meyve suyuna da olabilir derim. İyi bir seçim olmuş. Son büyük litrelik içeceğimiz de Lipton Iced Şeftali. Ben limonu daha çok severim ama insanların %90'ı niyeyse şeftaliyi tercih ediyor. Bu konuda haklılar yani. Bu seçimi yapmaları normal. Başka var mı bakayım? Ben de buldum, bunu yiyorum. Neyse. İki tane de enerji içeceği çıktı. Şöyle bunları açmayacağım. Şunun tadını zaten hep biliyorum da şunu. Winter Edition. Narlıymış. Bunu deneyen var mı? Birazdan story'de denerim bunu. Instagram'dan da takip edin. Artık oraya da bu şekilde çağıracağız. Ne yapalım? Tam 200 bin oldum arkadaşlar. Şu an 198 binim. Ve tam bir yaprak dökümü var. Yitiyor kalbime her mevsim. Takip edin beni Instagram'dan. Niye bilmiyorum. Sürekli bir takipçi düşüşü var Instagram'da. Bir tek orada. Bak YouTube'da hep yükselişteyiz. TikTok'ta hep yükselişteyiz. Instagram Allah versin. 4 tane Starbucks kafe latte. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi ve Nescafe Gold. Artık kırmızı olandan içeceğim yani. Klasik içeceğim daha artık. Dolar kaç, bitti bu. Ben Chubby Bunny olanlığı çok severim. Bunun içinde bir çikolata varmış. Dur bunu hiç denemedik. Hemen deniyoruz. Hiç denememiştim bunu. Ha bak bunda öyle bir koku yok. Paketin içinden farklı bir koku geldi. Niye? İçinde gerçekten çikolata var ve akışkan bir çikolata. Böyle sert bir şey koymamışlar. Şöyle bir tane papya çıktı. Peçete. Lazım olur mu? Olur. Ay bu arada bayağı bir şey koymuşlar gerçekten. Bir de benim kendi yaptığım alışverişi görseniz keşke de neyse. Bir tane işlenmiş yer fıstığı var. Hangi markanın? Tadım markasınınkini koymuşlar. Yine tadım markasının karışık kuru yemişini koymuşlar. Şu şekilde. Ama daha sağlıklı bir seçenek koyabilirlerdi. Mesela iki tane paket ya. Bunların biri çiğ kuru yemiş olabilirdi bence. Mesela hani cipslerde yapmışlar ya, birini fırından koymuşlar mesela, daha az yağlı olan. Bunu da öyle bir şey yapabilirlerdi gibi. McWhites. Bu karamelli bisküviler çok güzel. Bunların sürülebilir versiyonu olanları var. Yani böyle bunları ezmişler. Nutella gibi bir kıvama getirmişler. Öyle düşünün. Onlar çok güzel. Özellikle de Lotus markasını çok seviyorum onu. Sonra zığıma. Bisküvi olarak bir tane Oreo koymuşlar. Ya bu Oreo'nun sahibi kim? Ve neden her şeyle bir anda ortaklık yapalım, işbirliği yapalım? Böyleler hani marketteki bütün çikolataların, her şeyin içinde Oreo var. Oreo'lu sakız var mı? Bir sakız görmedim herhalde yani. Oreo'lu kraker, Oreo'lu çikolata, Oreo'lu sürpriz yumurta. Başka? Oreo'lu bardak. Bardak var biliyor musunuz? Bizde var mesela. Bir tane şimdi göstereceğim size. Şunu niye bekliyoruz ki? Dur getireyim bir dakika. Şöyle Oreo'lu bir bardak var. Bakın şu 3 tane bisküvi üst üste gelmiş gibi. Neden? Her şeyle işbirlikleri var ya. Bir de az önce McWhites'ların yani o karamelli bisküvilerin şöyle atıştırmalıkları çıkmış. Nibbles diye. Sütlü çikolata içeren atıştırmalıklarmış. Bunu bir deneyelim. Hiç denememiştim. Aa bunu şey çıkarmıştı. Albany'nin de böyle bir ürünü vardı değil mi? Çok iyi. Aa bir dakika ne diyor burada? Çok mantıklı. Bu tür şeyler böyle birkaç tane yiyince insanı tıkar ya. Yani normal insanları tıkar. Beni tıkamıyor da. Yeter artık daha fazla yiyemeyeceğim dersiniz ya. Öyle durumlar için şuraya bir tane etiket koymuşlar. Bence bu her şeyde olmalı bu arada. Şunu açıyorsunuz. Pıtık. Herkes yapmalı, bu çok zor bir şey değil ya. Çikolata dosyasına gelelim. Meyve aromalı Skittles. Böyle mi okunuyor bu? Skittles. Skittles derdim ben buna. Ne bu? Aa bu pahalı. Bu bayağı ithal çikolata gibi hatırlıyorum ben bunu, değil mi? Sincan Ankara diyor ya. Kakao çekirdekli karamelli beyaz tablet çikolata. Bunu denesek mi? Şunu bir deneyelim.
Klasik damağımız var. Şöyle Godiva çikolatamız var. Antep fıstıklı. Aa, şu Toblerone'un nasıl yendiğini biliyorsunuz değil mi? Hep yanlış yiyormuşuz. Ben de bilmiyordum. Tamam, şu ikisini bir deneyelim. Wow. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Çok süt süt. Ben daha kakaolu çikolataları seviyorum. Şu şekilde görünüyor ya. Bunu üstten ittiriyorsunuz, kırılıyor bak. Ay durun. Şuradan tutayım ha. Böyle ittiriyorsunuz. Bu ne şimdi? Her yerim çikolata oldu. Nasıl bildiğiniz gibi yiyeyim. Bu ne ya? Her yerim çikolata oldu. Son olarak da içinden bir tane olips, naneli olips çıktı şöyle. Bir tane de first naneli sakız çıktı. 6 saate kadar, hayır 6 saat değilmiş, 60 dakikaya kadar süren bir ferahlık vaat ediyormuş. Bunlar gerekli. Bunların ne zaman gerekli olacağı belli olmaz. Hele ki yılbaşı gecesindeyseniz. Ama bunu söyleyeceğim ya. Ya umarım farklı bir evreye geçeriz ve artık yılbaşı paketlerinin içinde bir korunma yöntemi vesaire de bulunabilir. Ay bunu kes. Edip'teki Aydın'a sesleniyorum. Lütfen kes bunu. Gerçi niye kesiyorum ki? Bütün platformlardaki zorbalarla şu an uğraşmak zorunda kalmamızın sebebi de bir zamanlar birilerinin korunmamış olması. Yılbaşı kasamız boşaldı. Şimdi ben aynı bütçeyle 154 lirayla, hatta online sipariş verdiğim için her şeyin fiyatını tek tek söyleyeceğim. 155 lira 65 kuruşla neler aldım bunları size göstereceğim. Online yılbaşı kasamı hazırladım biraz. Yani diğerinden küçük çıktı ama normal yani. Litrelik içecek koymadım. Sevdiğim abur cuburları koydum mesela. Bu da benim için okey. Bunlarda da keşke indirim olsaydı da böyle bir paket hazırlasaydım. Öncelikle iki tane cipsimiz var bak. İki tane cips seçeneği koydum. Bu cipslerin biri cheddarlı peynirli nohut cipsi. Diğeri de deniz tuzlu nohut cipsi. Yani iki tane cips koydum. İkisi de nohutlu. Şu cheddarlı olan 8.95 lira. Deniz tuzlu nohut cipsi olan da 21... Neden 21 lira 95 kuruş ki bu? Şöyle iki tane cipsim var. İkisi de nohut cipsi. Ama böyle bir fiyat farkı var aralarında. Şöyle deniz kabuğu şeklinde cipsler. Özellikle de soslarla beraber harika gidiyor. Tek sorunu fiyatı. Bakalım standart peynir kokumuz var mı? Ay ilk defa ayak kokmayan peynirli cips. İnanamıyorum. Şöyle Kinder Chocobons. Bu patlamış paket. Acaba Venüs mü yedi içinden bir tane diyeceğim ama ben yedim. Çok açtım yani videodan önce. Biraz tırtıkladım içinden bir tane falan yedim. Bunun tadına bayılıyorum. Bu bayağı güzel. Bunun fiyatı neymiş? 39.90'mış lan. Çok mantıklı seçimler yapmadığımı ben de farkındayım. Canımın istediği şeyleri seçtim. Bir tane Raffaello. Ay bu çok güzel. Bu çok güzel. İçinde böyle hem dolgulu Hindistan cevizi var hem de bütün badem var. Harika. 5.95 yani koca bir paket jelibon. Diğer jelibonlar da aynı fiyat. Ve vegan yani dana jelatini yok içerisinde. Güzel, ben tadını çok seviyorum. Bayağı meyve sulu ama paketi açtığınız zaman çok çabuk kuruyorlar. O yüzden bunu şu an açmayacağım. Yani biliyorum tadının nasıl olduğunu. Kendim için aldım, açmayacağım. Dripesso kahvemiz var. Bunların demleme yöntemini daha önceki vloglarımda defalarca gösterdim. Şöyle açıyorsunuz yanlardan, koyuyorsunuz ve o şekilde demleniyor. Çok iyi. Ben de en son 15.95'e almışım. Yani bir tık neredeyse kafede içtiğim fiyata gelmeye başladı. Lütfen yani şunların fiyatlarına bir çare bulun. İki tane en sevdiğimden Capri Sun var. Bir de şöyle Monster'ın beyaz olanı almış. İyi, videoyu çektim işte. Şimdi evden çıkıyorum. Çıkıyor musun? Yalandan kim ölmüş? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu video zaten sonlarına geldik. Bitti sayılmaz mı? Bence bitti. Üç parça ürün kaldı burada. Yani yalan sayılmaz. Monster'ın beyaz şekersiz enerji içeceğini koydum. Bunun dediğim gibi aslında benim favorim olanın dediğim gibi diyorum. Çünkü daha geçen vlogda izlemediniz ama ben yine de söylemiş olayım. Mangolu olanı favorim. Bunu da seviyorum. Ve son olarak Nutella Be Ready. Şöyle bir atıştırmalık. Bununla beraber denedik mi hiç bilmiyorum. Yani o kadar fazla en pahalı abur cuburlar videosu çektim ki neyi denedim neyi denemedim hiç bilmiyorum. Ama beraber şimdi bir kere daha deneyeceğiz. Bunun da fiyatı 36.5'muş zaten. Şu kadarcık şeye o parayı verdiğim için ben de kendimi salak gibi hissediyorum zaten. O yüzden bana daha fazla hakaret etmenize gerek yok. Ama ben en azından sevdiğim ürünlerle bir yılbaşı paketi hazırladım kendime.
sizinize marketlerden alın. Yani bunun illa Migros olması gerekmiyor. Diğer yılbaşı paketleri de ortalama aynı. Birini inceledim, hepsini inceledim gibi düşünün. Yok yok, denemedim. Şöyle içinden tekli tekli atıştırmalıklar çıktı. Daha ısırmadan bile mis gibi Nutella kokuyor. Kinder'in buna benzer bir ürünü vardı. Dışı çıtır, içi sürülebilir lezzet. Ona benziyor ama bunu bir tık daha fazla beğendim. Ay daha fazla yemeyeyim. Aa şeker 600. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çan açabilirsiniz. Ben Venüs'ü gerçekten çok merak ettim ya, bir saniye. Uyuyormuş gerçekten. Valla biraz enerjisini almam lazım. Çok uyudu bugün. Böyle giderse gece hiç... Aa kızım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.